Hadi Selin, gel otur da şu saatleri belirleyelim. Gerçekten gerekli mi bu? Beni bu kadar mı görmek istemiyorsun? En başta yapmalıydık bunu. Aynı evde yaşıyoruz diye sürekli karşılaşmamız gerekmez. Bünyamin Bey'in de dediği gibi, hayatlarımız fazla birbirine karıştı. Şimdi de ayırıyoruz işte. Hadi gel. İyi. Tamam. Ayıralım o zaman. Senin için bu kadar önemliyse istediğin kuralı koymana izin veriyorum. Ha, çok naziksin. Teşekkür ederim. Tamam. Başla. Mutfak kullanımı. Sabah erken uyanıyorum. O yüzden saat 6-7 arası mutfak benim. Sonrasında sen kullanabilirsin. İyi. Başka? Akşam yemeğini 7.30'da yerim. Ben yemek yerken sen mutfağı kullanırsın. O oldu. Ben akşam yemeğimi 9'da mı yiyeceğim? Ne oldu? Kızartma yapmak 1,5 saat mi sürüyor? Kızartması değil, doğraması uzun sürüyor. Sen hiç merak etme Selin'ciğim. Ben sana güzel bir doğrayıcı alırım. Pratik olur hem. 5 dakikada halledersin. Evet, banyo meselesi. Saat 7 ile 8 arası benim. O senin kahvaltı saatin. Banyoyu kullanamazsın. Neydi, ben sabah kahvaltı etmiyorum ki. 10 dakika kahve için yeterli. Sonra da bol bol duşa vakit kalır. Banyoyu 1 saat işgal edemezsin Selin. Ben de duş alacağım. Aman, 2 su dökünüp çıkıyorsun. Sanki uzun işmiş gibi anlatıyorsun bir de. Sen nereden biliyorsun bunu acaba? Saat mi tuttun? Yoksa beni mi gözetledin? Ne yaptın? Yo, yani tahmin ettim. Aa Demir, çok ayıp bu yaptığın, gerçekten teessüf ederim. Ayrıca kadınların banyoda daha fazla vakit geçirmeye ihtiyacı var. Bakım, saç, makyaj, duş, bunların hiçbirinden ödün veremem. 7.30'a kadar banyo benim. Sonra sen girersin. Ya biz salonu konuşmadık, orası da ortak alan. Saat 9 ile 10 arası ben salonda otururum, sen verandada. Ne diyorsun? Mantıklı. Neden olmasın? 9 ile 10 arası. Peki koridorlar? Merdivenden çıkış ve iniş saatleri arasına 10 dakika koyalım. Maazallah, orası dar alan, karşılaşırız falan. Hiç riske atmayalım. Dalga geçmeye devam edeceksen ben gidiyorum. Aa, antre? Antreyi konuşmadık. Orası da ortak alan. Kim ön kapıyı kullanacak? İstersen ben verandayı kullanabilirim. Hiç merak etme Selin. Çizelgeyi asınca hepsini görürsün. Kağıt almaya gidiyorum. Bir yere kıpırdama. Of be Demir. Aklını yitirmiş bu çocuk ya, delirmiş. Sakin ol sen. Dediğim gibi, kim hangi saatte nereyi kullanacak hepsi burada. Kafan karışırsa buradan bakarsın. Evet, bunu da hallettiğimize göre artık diğer meseleyi konuşabiliriz. Duydun mu beni Selin? Anlamadım. Bir şey mi dedin? Selin, lütfen. Bir ara ver müzik dinlemeye. Hay Demir, bir dur ya. Bir dur. Sen beni anlamıyor musun? Daha sonra müzik dinlersin. Dikkatini bir şuraya ver. Şu hale bak ya. Ay, yatılı okulda okuduğun çok belli. Güzelge falan. Gözünün önünde dursun diye mutfağa asacağım bunu. Ve sen de uyuyacaksın. Hepsini yazarken sordum, kabul ettin. Dinlemedim ki. Dinleseydin. İyi Demir, rahatlamışsındır. Yazdın çizdin madem. Şey diyeceğim. Ya çok güzel bir film buldum, korkunçsa. İzleyelim mi beraber ha? Teşekkür ederim ama almayayım. Bundan daha korkunçlu bir film olamaz. Ayrıca işimiz daha bitmedi. Daha misafir meselesini konuşacağız. Afiş. Alara. Ay Demir, lütfen bak sana yalvarıyorum, o kız bu eve gelmesin ya. O kadar ifrit oluyorum ki bu evi yakasım geliyor. Vallahi. Merak etme, bir daha gelmeyecek. Ya tamam. Daha önce de uyarmıştım biliyorum. Ama her fırsatta çat kapı geliyor. Yine yapacak, ben sana söyleyeyim. Alara New York'a taşındı. Artık onu görmeyeceksin. Gerçekten mi? Gerçekten mi Demir? Ay ben adak adamıştım ya. Yarın gideyim de hayrına bir ev dizayn edeyim. Çocuklara sevindireyim, açları doyurayım. Allah'ım biraz da gitsin New Yorker'lar uğraşsınlar cadısıyla. Selin, misafirler.
Tamam. Benim için hiç fark etmez. Kim istiyorsa gelsin, isteyen gelsin, isteyen gitsin. Hiç umurumda değil valla. Gelemez kimse. Şirkettekiler aynı evde yaşadığımızı biliyor artık. Sabah uyandığımda ya da akşam eve geldiğimde bir çalışanımla karşılaşmak istemiyorum. Tamam. Kimse gelemez, tamam. Dur dur. Dur bir dakika, bir dakika. Şimdi benim arkadaşlarım da mı gelemez yani? Sonsuza kadar. Merak etme Selin'ciğim. Ev meselesini hallettikten sonra kendi evine istediğini çağırırsın. Evet, artık anlaştığımıza göre ben yatıyorum. İyi geceler. Demir. Efendim Selin'im. Ya şey, bu Yıldırım Bey işleri durdurma kararını Alara meselesi yüzünden mi aldı? Yani Alara ile aranızda bir şey olmadı değil mi? Yıldırım Bey bu kadar sinirlendiğine göre. Yani sanki uygunsuz bir şeyler olmuş gibi. Demir, siz Alara ile sevgili değildiniz değil mi? Hiç boşuna şirinlik yapma Selin. Hala kızgınım sana. Selin ya sen ne yapıyorsun? Niye soruyorsun ya? Niye karıştırıyorsun? Öyle mi oldu böyle mi oldu? Ah ben Emir. Ne yaptın da bu kız bu kadar beklentiye girdi? New York'a gidecek kadar asabı bozulmuş demek ki. Yalnız Alara'nın sinirini bozmak da o kadar kolay değildir. Al işte. Taktı kızım, taktı. Kız gitti, bu hala takık. Sakız. Sakız. Demir bir şey yapmamıştır değil mi? Belki de Alara yüz bulamadığı için gitmiştir oraya kadar. Ne diyorsun? Ama yüz bulmasa niye koşsun adamın peşinden o kadar değil mi? Hay demek ki bir şey oldu Alara'yla. Olmadı de. Sakız olmadı de lütfen ya. Yok ben bunu ikna edemem. Kendi kendine geçersiz işlem yürütüyor resmen. Alara ile Demir. Düşünmek bile istemiyorum. Düşünme o zaman Selin. Yat uyu. Beni mi dinliyorsun? Uyutmuyorsun ki. Sesin yukarı kadar geliyor. Tamam yatıyorum. Düşünme demesi kolay mı? Kolay. Düşünme Selin. Selin düşünme. Düşünme Selin. Selin düşünme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.